Selam herkese, Been Near Hardcore Survival'ın 26. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Andy yağmasına çıkacağız. Gelin size malzemelerimi göstereyim hemen. Şu şekilde elimde aslında her şey. Biraz taş aldım envanterim ama geri kalanı burada. Burada biraz scaffolding'im ve biraz iskelem ve roketim var. Burada biraz taşım var yol yapmam gerekirse falan filan diye. Buradaysa bir sürü malzeme var. Yemek aldım bol bol. Biraz Phantom zarı aldım kanadımı tamir etmem gerekirse diye. Bir tane Earth alacağız yanımıza, onu unutmuşum. Ondan sonra birazcık rüzgar topu aldım. Yükselmemiz gerekirse diye. Çünkü biliyorsunuz şu zırhı yiyeceğiz oradayken. Biraz rejenerasyon ve anında can iksiri aldım. Güzel oldu. Hepsi de 2 bu arada. Bakın instant 2. Bunlar da regeneration. Yani bu şekilde acaba regeneration'ları da 2'ye çevirse miydim? Bunlar şeyden bulduklarımız. Trial Chamber'lardan bulduklarımız. Enchant Golden Apple'ımı da yanıma alıyorum ne olur ne olmaz diye. O zaman hadi örsümüzü yapalım ve buradan gidelim. Keşif defterim de üstümde bu arada. Nerede? Neye bakıyor? Tamam, örsümüzü de yaptığımıza göre artık buralardan gidebiliriz. O zaman hadi yavaştan end'e doğru uçalım. Şu an direkt portala gidiyorum aslında. Şöyle benim portalın koordinatlarını almıştım. Strongholding ki burada. End portal odası ise burada. 957, x3, x1653. 957'ye gidelim önce. Tamam, şu tarafa gideceğiz. Tüh be, geçemedim. x1653. Ve geldik. Şimdi tam koordinatları bulalım. Neydi? 957. 957. Tamam. x1653. 951 benim. x1653. Tam altında. Aynen buradan kazarız direkt. Hatta şuraya işaret koyalım. Şöyle. Tamam, bu yeterli olur. Hadi yandık. Merhaba. Gelmiş bulunduk. Hoş bulduk. Şimdi şu üzerimdeki fazla blokları şurada yakabilirim. Tamam, bu bende kalıyor. Okey. Buraya geldiğimize göre, bu arada ben buraya portal açacaktım. Yanımda aslında enerjisim de var. Ben buraya bir portal açsam ve buraya... Neyse ya, ben bunu sonra daha sonra buraya portal oluşturacağım. Şimdi hadi end'e geçelim. Geldik. Şimdi buradaki dayılar sinirlendirmeden şöyle şuraya gelelim. Burada da taş kalmış, görelim. Şimdilik neredeydi o? Hah, burada. Şimdi öncelikle bunu bir yere koyalım. Şimdi birazcık haritacılık yapacağız. Öncelikle buranın bir haritasını çıkartalım. Tamam, büyük kalanına şimdilik ihtiyacımız yok. Evet, tam ortada gördüğünüz gibi şu an ama aslında değil. Şimdi buraya bu masayı koyup şimdi bunu büyüteceğiz. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ve bitti. Şu anda ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu haritanın tamamını dolaşacağım boydan boya. Bundan 4 tane olacak toplamda ve ben 4'ünü de dolaşacağım. Kısacası uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani evet, bayağı uzun bir yolculuk olacak. Şimdi bu bir tanesi. Ve tam ortası, yani şu köşesi bu portal. Tam en üst sol köşesi bu portal. Yani şimdi ben bundan... Ha bakın, hep şişelerden bir burada kalmış. Ben şimdi toplamda bunlardan işte 4 tane elde edeceğim için her kısım bittiğinde, her 4 bölü 1 bittiğinde tekrar şey yapacağım. Bir yere inip yine bunun gibi şu an yaptığım gibi şey çıkartacağım. Tabii yolda bulduğum entity'lere de girip yağmalayacağım. O zaman hadi uçmaya başlayalım. Tabii yanıma da bolca şey alayım. Aynen şöyle de. Evet, bunlar yeterli olacaktır. Yani yetmezse artık dünyaya dönüp bir daha geleceğiz dedim. Kanadımın canı da umarım yeter. O zaman hadi başlayalım. Hadi yolculuk yapalım. Merhaba. Yürüyüşler yapalım. Thank you.
az konuştuğum gördüğünüz gibi ama yani bunun yapılması gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz elimde belli bir sayının altında shulker vardı ve büyük farmlara, büyük inşalara girişeceğimiz zaman çok lazım olacak. O yüzden şey yapmadım. Bunlar malzemelerim yani çok instant headleri bu arada hani çok ya beklediğim kadar fazla kullanmadım. Rejenerasyonları bitirdim ama neredeyse 3 tane kaldı. Instant head'e bayağı kullandım da öyle acil gerekmedi yani. Biraz tahtayı fazla götürmüşüm. Neyse bunları zaten ben dağıtırım sandıklara sonra. Çıkardığımız map bu. Yani şöyle şuradaki gördüğünüz morlukların hepsi entity'ler. Ya sonlara doğru aslında ihtiyacım olan shulker parçalarını elde ettikten sonra hani ya ikisine yakın yaptım shulker parçası ve hani yani kimsenin 64 taneden fazla shulker'a ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Envanterimde de o kadar taşıyamıyorum zaten. Ender chest dahil neredeyse. Yani o yüzden yeteri miktarda var şu anda. Daha fazlasına ihtiyacım olacağını da sanmıyorum. Zaten burada birazcık vardı. Gelin bakalım neler toplamışız. Bunlar topladığım her şey. Çeşitli kasklar. Bir tane çizme var sadece. Göğüslükler, pantullar. Bir sürü elmas kazma. Artık bunlara elmas harcamayı bırakabilirim galiba. İşte kürekler, çizme, birkaç tane kılıç. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde işte. Bunu tam ikiye bölsek ne oluyor? Yani tam 60 tane shulker çıkartabiliyorum buradan. Adam olana çok bile o kadar söyleyeyim. Yani biraz da altınım yoktu, iyi oldu. Demir aldım birazcık da sonra zaten demir farmı var diye toplamayı bıraktım onları. Birazcık zümrütümüz. 46 tane elmasımız var, bunu beklemiyordum. Yani bu da zaten vardı Spire Armor için. Bir tane daha gördüm, aldım. 8 tane de elytramız var. Güzel yani, daha ne isteyeyim durumunda şu anda birazcık da. Hani daha ne olsun ki? Bayağı bir malzeme topladık. Map'imiz bayağı güzel oldu. Bunu da asarız bir yere. Bu arada buranın da map'ini çıkartacağım bir ara. Hani şu an elimde zaten birazcık var da. Hani güzel bir map'ini çıkartıp bir yerler yapmak istiyorum ona. Belki yaparız ileride. Bakalım. Yani bu videoluk bu kadardı aslında. Şöyle şey yapalım. Bu arada 2000 abone olduk. Herkese bunun için çok teşekkür ederim. Devamı gelmeye devam edecek. Yani tabii ki de burada durmayacağım. Ama bu videoluk bu kadardı. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.